bazı insanlar da imanda derinleşmeyi yanlış bilip yanlış olarak insanlara aktarıyorlar. Bunun için din konusunda ne kadar fazla bilgi sahibi olursa, o anlamda ne kadar alimleşirse, işte ne kadar fazla Arapçayı iyi bilirse, ne kadar çok kitap okuduysa, böyle insanların sanki dinde daha derinleştiğini ve daha alim konumuna geldiğini söylüyorlar ve topluma da bunu empoze etmeye çalışıyorlar. Halbuki din konusunda derinleşmek, en samimi olan insan din konusunda en derin olan insandır. Yani bunun için çok sayıda kitap okumuş olması, çok sayıda eser bitirmiş veya yazmış olması da gerekmez. Halbuki Allah orada bizim sorulacağımız, ahirette sorulacağımız tek ölçünün samimiyetimiz olduğunu bize söylüyor ayetlerinde. O yüzden de işte tabii ki Allah ilimde derinleşenlerin, yani ilim sahiplerinin Allah'tan gereği gibi korkup sakındıklarını söylüyor. Bu da nasıldır? Daha çok iman hakikatlerini öğrendikçe, Allah'ın varlığının, birliğinin delillerini daha çok öğrendikçe Allah'ın büyüklüğünü ve yüceliğini daha iyi kavrayabilir insan ve tabii ki Allah'a olan korkusu da, sevgisi de, aşkı da daha fazla artar. Ama işte buradaki ayrımı gerçekten iyi bilmek gerekiyor. Yoksa mesela din konusunda eğitim görmüş insanlar oluyor ama bir bakıyorsunuz ateist olabiliyor. Yani o insanın o zaman biz tabii ki imanda derinleştiğini iddia edemiyoruz ama bilgi sahibi olmuş oluyor. Veya bir insan ilahiyat fakültesi bitirmiş oluyor ama yine dini o anlamda hayatına geçirerek yaşamıyor. Bu da işte daha farklı bir görüntü veriyor. Halbuki biz özellikle ahir zamanda içinde bulunduğumuz dönemde aslında bu kişilere çok rastlıyoruz. Bu kişilerin bir özelliği oluyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize müjdeleri var ve mucizeleri var. Bu mucizeleri kendi yaşadığı dönemde bazı gerçekleşmiş olan olaylar var. Bunları biliyoruz ve aktarabiliyoruz. Ama asıl mucizeleri Peygamberimizin ahir zamanla ilgili bize bildirdiği, aktardığı sözleridir. Bu sözleri gerçekleştikçe bunların her birinin ne kadar önemli, kıymetli mucizeler olduğunu biz bir kere daha görüp şahit oluyoruz. Fakat bazı kendisine alim olduğunu söyleyen din adamları veya işte din bilginleri olarak görünen kişiler bunları inkar edebiliyorlar. Buradaki işte hayret verici olan nokta budur. Fakat Bediüzzaman Hazretleri biliyorsunuz geçtiğimiz yüzyılın en büyük müceddidi olarak biz biliyoruz ve kendisinin samimiyeti ve başına gelen bütün zorluklara karşı gösterdiği imani derinlik işte bütün Müslümanların gerçekten örnek alması gereken bir özellik. Bediüzzaman Hazretleri böyle insanların varlığına ahir zamanda dikkat çekmiş. Ve diyor ki ahir zamanda Peygamberimizin mucizelerinin gerçekleştiğini Bediüzzaman Hazretleri bize müjdeliyor. Özellikle Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili çok sayıda hadisini aktarıyor Peygamberimizin. Ve bunların nasıl gerçekleşeceğini de anlatıyor. Ve bunların çok önemli olduğunun da üzerinde durarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir şahıs olarak geleceğini Risale'lerin içerisinde defalarca bize aktarıyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatından, yani olaylarından ve bazı amelin, yani amellerin fazilet ve sevaplarından bahseden hadis-i şerife güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim sahibi, bakın diyor ki kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatlarından bazı hadisleri o kadar anlamadıkları için akıllarına güvenen diyor bazı ilim sahibi insanlar diyor. Onların bir kısmına zayıf, yani zayıf veya mevzu hadis demişler diyor. Yani şimdi Peygamberimiz onları, o hadisleri söylediği zaman tabii ki bunlar hem Peygamberimiz döneminde hem de Peygamberimizden sonraki 1400 yıl içerisinde gerçekleşmemiş olan hadisler oluyor. Dolayısıyla bunu tam kavrayamadıkları için bu hadisleri mevzu hadis olarak görüyorlar. Yani gerçekleşmemiş veya itibar edilmeyen hadisler olarak değerlendiriyorlar veya zayıf hadis diyorlar. Ama o hadis ne zaman ki gerçekleşiyor, ki onun gerçekleşme zamanı var zaten, o da nedir? Ahir zaman, yani içinde bulunduğumuz dönem, Hicri 1400'den 1979-1980 yıllarından itibaren gerçekleşen dönemde, işte o dönem içinde bu hadisler gerçekleştiği için artık zayıf hadis diye kabul edilmesi söz konusu değil, artık gerçekleşmiş tevatür derecesinde sahih hadis olmuş oluyor bu hadisler. Fakat diyor Bediüzzaman Hazretleri kendi akıllarına güvendikleri için bunları diyor reddetmişler diyor. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısmı da diyor. Bakın çok önemli. İmanı zayıf ama bunlar alim görünümündeler ama imanı zayıf ve enaniyeti kavi diyor. Yani çok kibirli, büyüklenen bir kısımda aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün gören ve adeta kendi nefsini putlaştıran kişiler de Allah'ı tenzih ederiz. İnkara kadar gitmişler diyor. İşte bu çok önemli. Ahir zamanın bize içinde bulunduğumuz, ahir zamanda yaşadığımız ve bize Bediüzzaman Hazretleri'nin de bir öğüt olarak verdiği çok önemli bir dönem gerçekten. Netice-i kelam diyor, ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavi, hotbin, yani bencil, kibirli, münekkit, sürekli eleştiren
adam diyor. Çok güzel ifade etmiş. Şu 10 aslı nazara al. Sonra sen hilaf-ı hakikat, gerçeğe aykırı ve kat'i muhallif-i vaki, yani kesin muhalif olarak gördüğün bir rivayeti bahane ederek ehadis-i şerife ve dolayısıyla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mertebe-i ismetine, yani masumluk mertebesine halel verecek itiraz parmağını uzatma diyor. Siz kendi imanlarınızı kontrol edin diyor. Sakın diyor peygamberimizin bu sahih hadislerini yanlış olarak değerlendirip kimseye de itiraz ederek bu şekilde yaymayın diyor. Ve bunu imanınızın zayıflığından yapıyorsunuz, kendinizi gözden geçirin diyor. Çok önemli bir hatırlatma Bediüzzaman Hazretlerinden, sözlerden sayfa 355'ten okudum maşallah. Maşallah.